Şimdi imam olan ne yapacak tabi de niyet meselesi burada. Bir erkek, erkek olunca niyet etmez imamlığa yine bu caizdir ama sevabı azalır. Bu işi ne yapar imam Niyet eder. Ene imamın limen tebi ani derse erkek de olmuş olur böyle. Ene imamın limen tebi atini derse kadın erkek bunu dair olmuş olur böyle. Ya Türkçe söyler, niye ettin, bana uyanın, imam olma der. Bu söyleyebilir. Cemaatin imam olması şarttır böylece. Şey. İmam uyan kimse, niyetten sonra eğer uydum şu hazır imama, imam uydum demezse, o zaman yatıp kapıda boşuna muhtemelen böylece. Şey. Olmaz bu şekilde. İmam olan kimse tabi ilk baştan iptak bir yanına uydu. İmam beraber ne yapar? İmam da içine okur Sübhaneki, cemaat iş okur muhtemelen bana. Bir kimse biraz sonra geldi, İmam Fatih'e başlamış. Fatih'e başlamış, kimsi geldi. Bu kişi ne yapar? Layiyeti bir sanayi. Müslümanı ki okunmaz çünkü Aç Açıkça okunan namazlarda, mesela iki ön namazında imam uydu, tabi imam işten okuyor, Müslümanı okur. Ama akşam namazında, yatsı namazında, sabah namazında imama gelen, sonradan gelen kişi, ki buna müdür deniyor buna, bu sonradan gelen kişi, İmam Fatiha'ya, ya zamı süreye başlamasını ne yapar o kimse? Sübhane okumaz, dinler. Neden? Konu farz muhteremler. Okum, okumaz bunu. Ve kıyla yehti inde sekitatı imami kelimeten kelimeten. Yani bazı fıkıh alimler buyurmuşlar. Buradaki Sübhaneke'nin anlamı çok büyük. Sübhaneke de böyle. Allah tesbih etme, hamd etme, sonra tevhid ilahi var, Allah teslimiyet ver burada. Anlamı çok büyük olduğu için bunun sebebi da büyük. Şöyle diyor bazı fukalarda, bir kimse cemaate sonradan geldi, İmam Fatiha'ya e başlamış, sesli okuyor. Bu kimse ne yapar? İmam arada durduğu zaman kelime kelime okusun bana ki. Okuyabildik adamlar. Yalnız tabi İmam arada duruyorsa, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, aziz cemaatimiz, Elham okurken hayatım durdu peygamber. Her hayatı peygamber durdu muhtemelen peygamber durdu böyle işte. Elhamdülillah Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'bud ve yâke nesta'in. Sonra bu Elham-ı Şerif'in muhtemelenler öyle bir özelliği var ki Ümmül Kur'an deniyor, anons edebileceğim. Hep duraklarda mimnun var burada bak, hep alemin, er rahman er rahim hep ayetin sonunda Yamim, ya mim ya nun var muhtemelen böyle. Mim ile dunla dun durmanın da ayrı bir özelliği var bunların böyle, manevi açıdan. Er rahman er rahim Bâlik-i yevmi din, bak bunu numar verecek, bunu gele verecek. Peygamberimiz öyle okudu muhteremler, Fatiha'yı, her ayetin sonunda peygamber biraz durur da verecek, okurdu. Şimdi günümüzde hatta övünüyor bazıları. Efendim işte bir nefeste ya da bir çırpıda Fatih okudu. Tamam dışında okusun dışarıda. Ama namazda demek ki durup okumak daha eftal. Peygamber tabi olmak için